Sesi duyuyor musunuz? Resmen benim böyle soyulur gibi oldu. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk defa görenler için benim adım Daniela. Bugün böyle çok enerjiyiz, tüllü müllü garip bir şeyler giydik. Benim yeni aldığım ürünleri inceleyeceğiz. Birkaçını kullandım, bazılarını kullanmadım. Çoğu yeni çıktı ama sadece benim yeni aldığım, yani benim yeni kullanmaya başladığım ürünler de var. Daha önce çıkmasına rağmen hepsini birlikte inceleyelim istedim. Şöyle yanıma kayısı çayımı aldım. Neden kayısı derseniz, bunu bana siz önermiştiniz. A101'in kayısı çayı çok güzel falan demiştiniz Instagram'dan. Ben de merak edip denedim. Önümde şöyle dolu dolu bir paket var. Böyle hiç açmadığım fırçalar, aydınlatıcılar, pudralar, kaş kalemleri falan var. Hepsini birlikte inceleyeceğiz. Ama burası aşırı aşırı sıcak oldu. Saçlarımı her zaman gibi topladım. Çünkü açık sizi çok rahatsız ediyor. Kesinlikle çok haklısınız. Hatta şunları da şöyle arkaya atayım ki. Videodan önce bir şey söylemek istiyorum. Beni geçen videoda bir linç etmişsiniz. Bir linç etmişsiniz. Ay çok üzüldüm. Neden öyle yaptınız? Videoyu dinlemiyor musunuz? İzlemiyor musunuz? Yorumlara göre mi yorum yapıyorsunuz? Bu Sebile'nin far paletini, yani videoyu izleyenler bilir. Ben bunu sevdim. Videoda da sevdiğimi söylüyorum. Niye kızdınız anlamadım. Sizin gözünüz önünde şu şekilde şuralarım katlandı. Ben de bunu sizinle paylaştım. Ama diğer renklerin efsane, çok güzel olduğunu, yine olsa yine alacağımı söyledim. Sadece o 4 tane renk olmasaydı 4 yerine belki 4 tane mat renk olabileceğini size anlatmak istedim ama kayısı çayı yerine böyle sakinleştirici bir çay olsaymış keşke. Hani beğendim desem de bu sefer işte yalakacısınız, hepiniz ona yalaka yapıyorsunuz, buna yalaka yapıyorsunuz diye o şekilde üstüme saldıracaktınız. Vallahi artık korkuyorum objektif olmaya. Şimdiden söyleyeyim, bu kadar linçten sonra bilmiyorum. İzlemeyenler varsa şuraya koyayım, oraya gidin, anlayacaksınız. Ve ben bazılarının da yorumlarını sildim, engelledim falan. Çünkü üzüldüm yani. Üzüldüm ve beni üzen bir şey de orada tutmayacağım için. Hakaret boyutuna ulaşanlar bile oldu. O yüzden onları engelledim. Siz engellediniz. Sizi hakaret eden birini sonuçta engelleyebiliyorum. Engelle tuşu var. Neden engelleyemeyim? O zaman artık videoya geçelim. Makyaj bazı olarak elimde iki tane seçenek var. Son zamanlarda çıkan iki tane makyaj bazı ulaştı. Sizde de hiç kullanmadığım için. Bir tanesi bu Farmasi'nin Stroke Cream makyaj bazı. Bu aydınlık etki veren, böyle içinde hafif de mor pembe yansımalar olan bir makyaj bazı. MAC Stroke Cream'e benziyor ve gerçekten çok güzel nemlendiriyor. Ama bugün bunu kullanmayacağım. Ben de çünkü bu Wet n Wild'ın Jelly koleksiyonundaki makyaj bazı daha enteresan. Şu şekilde pudraymış gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi şurada görüyoruz, burası şeffaf. İçini açayım. Bu makyaj bazıyla ilgili benim sıkıntım, ben bunun aslında içinde şöyle tıpalar oluyor ya, bir tane tıpa isterdim, daha korunaklı olurdu. Size şöyle göstereyim. Umarım kameraya yansıyordur. Bakın böyle bıngıl bıngıl. Pastanın üstündeki jöleler gibi, böyle saç jöleleri gibi. Ve size asıl ilginç olanını göstereceğim. Bu böyle pürüzsüz ya, tırnağınızı değdirdiğiniz zaman. Bakın size tırnağımla şunun yapısını göstereyim. Görüyor musunuz? Resmen saç jölesi şöyle bıngıl bıngıl. Şey sanmayın ki böyle kalıyor. İşte koyduğunuz zaman burası yine dümdüz oluyor. Ama işte almak çok zor. Yani tırnağınızı batırıp alıyorsunuz. İşte ne kadar hijyenik. Ama kullanması zevkli falan, bilmiyorum. Bakın yani ben şunu hani elimle, tırnağım olmadan parmağımla alabilmem mümkün değil. Şu kadarını aldım. Böyle yüzünüze yedirirken resmen parçalanıyor elinizde ama bir serinlik hissediyorsunuz ve cildinizi gerçekten böyle pürüzsüz yapıyor. Ve bence bir tık da nemlendiriyor. Ben öyle hissettim. Ve çok az bir miktarda yetiyor. Yani uzun süre yetecek gibi. Ama dediğim gibi işte bir tıpası olsaydı mesela, kap ters koyduğunuzda içiniz daha rahat olurdu. Yani çok sıvı bir şey değil, dökülme yapmıyor ama alması çok zor veya bunu böyle, bilmiyorum. Şu an cildim inanılmaz yapış yapış, bakın. Şesi duyuyor musunuz? Resmen yapış yapış, yani bu demek oluyor ki fondöteni gerçekten mükemmel tutuyor. Ben bunu daha önce de denedim. Fondöteni zemini için gerçekten çok güzel. Hani böyle aydınlatmıyor, gözenekleri küçültmüyor ama fondötenin kalıcılığını, makyajın kalıcılığını tüm gün arttırıyor. Tüm gün makyaj yüzünüzde kalıyor. Fondöten olarak da son zamanlarda çıkan Rayon'un fondötenini kullanmak istiyorum. Bendeki 200 numarası bu, nedenini anlamadığım şekilde Revlon'a eskiden %30, %40 indirme falan sokarlardı. Bu seri geldiğinden beri Revlon'daki bütün ürünler %60 indirimle ve ben bunu 29 TL falan aldım. Revlon fondöteni ki eskiden çok meşhurdu, şu cam şişedeki, biliyorsunuzdur, bende de vardı, çok severdim. İki tane falan bitirmiştim hatta üniversite zamanında. Hatırlamıyorum ki o
%60 indirime girsin. Bu seri nedense giriyor. O yüzden bu fondötenin böyle %60 indirime girmesine çok şaşırdım. Birlikte de deneyelim istedim. Şu jelatini açayım ve bu arada ben internetten sipariş ettim. Watson's'ta işte o paleti aldığımda bunu da söylemiştim. İnternetten 200 numarası bana olacak gibiydi. Genelde bana böyle nude tonları oluyor. Bu da 200 nude. Bence olur diye düşünerek aldım. Hiç denemedim. Umarım olur. Ağzı şu şekilde pompalı. Bakalım, ben de ilk defa sıkacağım. Önce şöyle bir elimin üstüne sıkayım. Daha ürün gelmemesine rağmen ilk basmamda içinden hava çıktı. Bakın şu kadar ürün gitti. Yani içinde şimdi bu kadar az ürün mü var bunun? Yani şu kadar, görebiliyor musunuz? Yapısı biraz kalın. Ben biraz daha sıvı bekliyordum. Gördüğünüz gibi şöyle sert bir şekilde geldi. Herhangi bir kokusu şu an yok. Bana gelmedi. Şöyle tüllerime değmesin. Aman aman, daha yeni aldım. Parmağımla bir oturtayım. Yüzümün sol tarafını fırçayla, sağ tarafını süngerle dağıtacağım. Sol tarafını bu en sevdiğim Eclipse'in karıştırma fırçası diye geçen fondöten fırçasıyla dağıtacağım. Bu pembe saplı taşlı seri var ya, o seriden. Bakmadıysanız bakın. Sanki rengi bir tık açık kaldı gibi ama onu biz bronzer, allık mallık derken bir şekilde dengeleriz. Ben fondötenin yapısını çok beğendim. Nasıl biliyor musunuz? Çok ince. Bakın şuradaki kızarıklığım falan tam kapanmadı. Ama böyle pudralandı. Yani cildim gerçekten böyle gözenek küçültücü makyaj bazı sürmüşüm gibi oldu. Şuralar ve çok ince duruyor. Ama böyle ne pudralı ne mat gibi, ama sanki o pudrayı görüyorum. Ama şu alttan highlighter kısmına bakın, şu yüksekte kalan sanki parlıyor gibi. Yani tam günlük bir fondöten ama gerçekten ciltte çok güzel, incecik cilt gibi duran, böyle hafif pudralaşan ama alttaki parlak görüntü cildinizin kendi parlaklığında zarar vermeyen bir fondöten. Ama bununla ilgili bence cildinizde kusur varsa, kapatıcı bir fondöten arıyorsanız bu hiç uygun değil. Çünkü benim şu an cildimde hiçbir şey kapatmadı. Ben cildimdeki her şeyi çok net bir şekilde görüyorum. Şuradaki lekemi görüyorum. Şu zaten kızarıklığım falan alttan görünüyor ama ben bunu kullanır mıyım? Kullanırım. Şimdi bu tarafıma da bir süngerle uygulayayım bakayım. Fırçayla bu kadar az kapatıcılıktaysa süngerle kim bilir nasıldır. Bu Gelkiton'un süngerini kullanacağım. Bunu videodan önce hafif nemlendirmiştim. Bu süngeri kullananlar, böyle sizin de kendiliğinden bir kokusu var mı? Böyle çok tatlı bir kokusu var ve yıkamayla falan da çıkmıyor. Süngerimi hafif nemlendirmiştim. Sonra da peçeteye böyle silmiştim. Bakalım kapatıcılığı nasıl? Hafif bir yanağımdaki kızarıklığımı aldı. Benim burada kalıcı yer damarlar olduğu için hep kızarıktır. Ben ona göre kapatıcılığını belirlerim kendimde. Kapattı, o göz yoranı aldı ama alttan ben kızarıklığı görüyorum buradaki gibi. Ama süngerle değil de ben bunu kesinlikle fırçayla uygularım. Çünkü süngerle yani biraz hiç yokmuş gibi oldu açıkçası. Ben bu fondöteni günlük olarak kesinlikle kullanmaya devam edeceğim. Günlük fondöten arıyorsanız ince, böyle cildimi yağlandırmasın, hafif pudralı olsun ama sağlıklı da görünsün, kendi cildim gibi diyorsanız bence buna bakın. Ben bunu çok sevdim. Bundan sonra günlük bunu kullanırım. Çünkü cildimde böyle hiç ağırlık yapmadı. Çok hafif böyle pudralaştı da ve şu an mesela yapış yapış değil. Elime bir fondöten bulaşması falan da yapmıyor. Rossmann'da kasa kenarında bu Golden Rose'un kalem konseylerini mi diyeyim artık, yüz kalemini mi diyeyim, İndirimde gördüm. Böyle 10 TL'ye falan düşmüştü. Ben de dedim bu videoyu çektiğimde kapatıcı olarak bunu kullanırım. Bu kadar uygun, işe yarar bir şeyse de. Normalde ben bu kapatıcı kalemlerden çok memnun kalmıyorum. Böyle bir kalın geliyor bana. İlla bir çizgilere falan doluyor. Ama bu seriyi herkes çok sevmişti. Şu daha hiç açmadım bile, görüyorsunuz. Açmaya çalışıyorum. Açamıyorum tabii ki. Oh. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Bendeki 01 numarası, 02 çok koyu görünüyordu. Orada da başka numarası yoktu. Kasadaki hanımefendi de, arkadaşımız da 01 numarası sana olur dedi. Ben de tamam dedim. Bakın daha sürerken bile sevmedim çünkü çok sert. Yani böyle çok pudralı olduğu belli. Kaymıyor. Anladınız mı? Bakın şu resmen şu kısmı mesela acıtıyor. Hem aydınlık etki vermesi için kullanıyorum hem de gözümün altını böyle biraz kapatsın diye. Şöyle. Burnuma da.
Çeneme de. Şurada mesela bir tane küçük sivilcem var. Oraya uyguluyorum. Şurada da küçük bir sivilcem var. Buna önce süngerle girişmek yerine bence önce parmakla oturtmak veya şöyle bir kapatıcı fırçasıyla yaymak daha iyi olacaktır. Bende şöyle bir kapatıcı fırçası var. Evet. Bence de kesinlikle bu fırçayla daha güzel yayılıyor. Gözümün altında böyle çok çizgilenme yapmadı ama şuralarda böyle yaşlanmış gibi çatlak çatlak bir görüntü var ya, şuralarda görüyor musunuz? Onlar oldu. Ve böyle gözümün altında sanki hiç kapatmadı gibi, yani şu kenarlardaki o hani mor çizgi vardır ya, ben onu görebiliyorum. Gözümün altında çok mor değil. Bunu şey olarak kullanırım bundan sonra. İşte kapatıcımdan ufak bir pıt şu morluk olan yere geçerim. Bunu da aydınlatmak istediğim bölgelerime geçerim. Ama cildinizi çok iyi nemlendirmeniz lazım. Gözünüzün altını falan, çünkü çok kuru. Benim yaymaktan gözümün altı hatta bir tık yandı bile. Gelelim pudraya. Bu videoyu çekeceğimden beri ilk aldığım ürünlerden biri bu pudraydı. Sabrettim yani, kullanmayacağım kullanmayacağım, seni videoda kullanacağım diye. Revolution markasının bir numaralı pudrası, gördüğünüz gibi şu şekilde. Revolution markasının bazı ürünleri pahalı geliyor, bazı ürünleri çok uygun geliyor. Ülkemize nedenini bilmiyorum. Bu ürün mesela ben indirimde bunu 12 TL'ye falan aldım. Öyle söyleyeyim, mesela internette %50'de. Far paletlerini, işte aydınlatıcılarına falan göre çok çok uygun fiyatta değil mi? Mesela ben çok şaşırdım, hani bu niye uygun fiyatta? Tabii aynası maynası yok. Ama yani yine de çirkin bir ambalaj falan da değil mesela. Pudra alıyorum. İnanılmaz derecede tozutuyor. Şuna bakar mısınız? Gözümün altına şöyle ince ince geçiyorum. Göz kapağımın üstünden de geçeceğim. Benim çizgileniyor hemen, mesela oralara da geçiyorum. Şu çene kısmım da çok çizgileniyor. Pudrayı gerçekten hiç beğenmedim. Ve baktıkça daha da kötü oluyor. Şu çenem şu an benim böyle soyulur gibi oldu. Şuralara falan mesela, şu kısımlarda kapatıcı yoktu. Neden o kadar kötü oldu ve şöyle incecik bir fırçayla uyguladım. Yani gayet böyle zamp gibi yapıştıracak bir fırçayla da uygulamadım. Pudrayı hiç beğenmedim. Yüzüme yakından baktığımda resmen çok kuru, soyulan bir cilt oldu. Sıra geldi bronzer ve Allah, aydınlatıcıyı bu paletten kullanmayacağım. Ama şöyle, Farmasi'nin bende üçlü yüz paleti var. Bronzer'ını ve Allah'ını kullanacağız. Aydınlatıcısı da çok güzel ama aydınlatıcı için başka bir ürün kullanacağım. Size onu göstermek istiyorum. O yüzden bunu kullanmayacağız. Bu paletin kokusu o kadar güzel ki resmen şeker hamuru kokuyor ve bu yüz paletinin bende bronzer, kontür ve pudra olanı vardı. Onu çok seviyordum. Bunu da çok sevdim. 2-3 haftadır falan kullanıyorum. Bir de bunun üçlü aydınlatıcı paleti var. O da çok güzel. Yani Farmasi'den bir şey alacaksanız yüz paletlerine bakabilirsiniz. Ben gerçekten çok çok memnun kaldım. Bronzer'dan fırçamı aldım. Şöyle geniş geniş uyguluyorum. Şöyle pofidik bir fırçama da allıktan da biraz alıyorum. Şöyle yukarı doğru uyguluyorum. Ben asıl bu paletteki allığı çok seviyorum. Bakın yüze hemen kancan getiriyor. Gerçekten çok güzel böyle bir pembe. Ama soluk bir pembe değil. Canlı bir pembe ama mat. Sim falan da yok. Bu paleti kullandıktan sonra anladım. Bende hep böyle çok açık pembeler varmış. İşte toz pembeler falan. Hep o tonlarda. Onun ışıltıları, matları. Hiç böyle bir pembe yokmuş. Kullandıktan sonra yanakta falan çok sağlıklı durduğunu görmüş oldum. Biraz da şu kısımları getiriyorum. Size bu paletin aydınlatıcısını da göstereceğim. Kullanmayacak olabilirim ama şu şekilde elime uygulayayım, oradan anlayın. Paleti almak isteyenler için hepsine fikir olsun. Bu paletle ilgili, aydınlatıcısı çok güzel, allığı çok güzel. Bronzer'ı güzel ama çok güzel değil. Çünkü gördüğünüz gibi, fark ettiyseniz bir tık kızıl. Yani öyle wow, bu bronzer'ı koşarak almalıyım gibi değil. Mesela ben Butter Bronzer'ı çok seviyorum. Bunu o kadar sevmiyorum. Hani karşılaştırmayı anladınız mı? Ama yine de günlük seyahate falan giderken tabii ki mesela bunu alacağım yani. Onu da alayım, onu da alayım. Üç parça alacağım. Üçlü palet olarak bundan memnunum. Ama öyle bronzer için alayım değil. Sıra geldi hepimizin en sevdiği tabii ki highlighter, aydınlatıcısı kısmına. Bu iHeart Makeup'ın, iHeart Revolution'un artık neyse, yani bunun da bir sürü kolu çıktı. Şu şekilde dörtlü, inanılmaz şeker görünen bir aydınlatıcı yapmışlar. Tabii şimdi diyeceksiniz, bence de öyle. Şu yeşil falan hani ne alaka, ciltte çok koydurur. Gerçekten de çok koyduruyor ama
Mesela yeşil makyaj yaptım ben. Bunu tam ortasına sürdüm. Çok güzel durdu. Ya da golda falan çok yakışıyor. Ama tabii ki şunu ne allık ne bronzer ne highlighter olarak kullanmak mümkün değil. Bakın bunların yapıları nasıl biliyor musunuz? Böyle taş. Sürdüğünüzde bile o pütürleri hissediyorsunuz. Böyle çok sıkıştırılmış gibi. Şimdi diyeceksiniz ki parlaması, yansıması falan wow. Gerçekten de öyle. Size şöyle bunu da elimde göstereyim yine. Gördüğünüz gibi çok güzel parlıyorlar. Çok güzel yansımaları var. Ama yakından baktığınızda çok böyle günlük kullanılabilecek aydınlatıcılar değil ve içlerinde sim var. Sadece şu iki rengi karıştırdığınızda günlük güzel bir şey oluyor. Çünkü biri çok beyaz ama içinde alttan böyle yeşil bir şey yansıyor. Diğeri de çok esmerler için kalıyor. Hani beyaz tenliler ne yapacak diyoruz. İkisini karıştırdığımda ben güzel bir karışım elde ettim. Ama böyle birincisi çok kuru bir highlighter. Ben kuru highlighter sevmiyorum. Ben böyle biraz daha kaymak gibi kayan seviyorum. Bu çünkü parça parça duruyor. Önce onu bir söyleyeyim. Ve çok içinde sim görüyorsunuz tane tanesi. Peki bunu niye alalım diyorsanız. Şu baştaki iki rengi karıştıracağım ve size göstererek anlatmak istiyorum. Bakın. Zamp diye oturdu görüyor musunuz? Böyle kaymak gibi akmıyor yani. Çok wow bir aydınlatıcı. Çok göz yoruyor. Asla günlük değil ve içinde çok simler var. Ben size şimdi yaklaşacağım ve duruşunu göstereceğim. O wow böyle de olur mu diyeceksiniz. Şuna bakar mısınız? Günlük kim bunu kullanır ki ben aydınlatıcı çok seviyorum. Şimdi allık fırçamı alayım. Şunu şöyle allığı, bronzer'ı, aydınlatıcıyı biraz birbirine karıştıralım. Çünkü o şekilde kalırsa bildiğiniz şöyle şerit ve un gibi kalıyor. Çok kuru bir highlighter. Şöyle daha hiç kutusundan çıkarmadım. Revolution markasının kaş kalemi. Arkasında kaş tara var. Önde kalemi var. Bendeki medium brown rengi. Kaş kalemi şu şekilde. Bakın içinde ne kadar ürün varmış. İçinde tam bu kadar ürün var. Şu şekilde ucu. Arkasında da tara var. Arkasındaki tarağı da bu şekilde önce tarıyoruz. Sonra hafif hafif dolduruyoruz. Ben kalemi gerçekten çok sevdim. 9 TL'ye bu kaş kalemini kesinlikle alın. Bakın şurayı doldurdum. Burayı doldurmadım. Çok doğal oldu. Kaşınız benim gibiyse siz de bu medium rengine bakın derim. 9 TL inanılmaz güzel ve yumuşak. Kaşınızı yapıştırıp yo dolmuyor. Kaşınızı yapıştırıp çekmiyor. Böyle kaymak gibi akıyor. Çok güzel. Bu arada kaşımın şeklini nasıl buldunuz? Böyle hafif bir değişiklikle aldım. Böyle sanki daha bir sevdim. Sanki siz de daha bir seveceksiniz gibi hissettim. Revolution markasının şöyle tamamen ışıltılı renkten oluşan yani hani bir tane mat farım olsun mesela The Balm Matte Matte gibi yanına da bir tane ışıltılı her türlü makyaj çıkarabileceğim bir paletim olsun diyorsanız yanına da bunu alın indirimde 23 TL 20 TL'ye. İkisiyle öyle makyajlar çıkarırsınız ki çünkü burada şu an her tonun ışıltılısı var yani. Gerçekten çok güzel. Ha bir tane geçiş rengi olsaymış güzel olurmuş. Evet. Şimdi şuradaki tonu hafif geçiş rengi olarak uygulayacağım. Şöyle geniş geniş yine her zamanki gibi. Watson's Online'da bu Elf markasının fırçaları da 5.90'a falan düşmüştü. Ben de göz fırçalarına her zaman evet olduğum için şu iki taneyi aldım. Bir tanesi ince bir karıştırma fırçası. Bir tane de kirpik diplerime eyeliner tarzı bir şey yaparım veya alt kirpiklerime bir şey geçerken uygularım diye düşündüm. Fırçanın ucunda şöyle ince tam şu işte kriz bölgesine hafif bir renk geçmek için şuradaki kızılımsı tonu alacağım. Bu yeni Elf'in ince uçlu karıştırma fırçasına. Şöyle hafif hafif dış köşeleri bırakacağım ve tam şu içe doğru getireceğim. Bir tane temiz karıştırma fırçası alıyorum. Üstünden de şöyle şuradaki tonu parmağımla alıyorum ve şu gözümün iç kısmına oturtuyorum. Şu parlamaya bakar mısınız? Tek bir parmak darbesiyle şu uç kısımları karıştırıyorum. Size şu fırçayı da yakından göstereyim. Böyle tam dümdüz bir fırça. Bununla da şuradaki siyah rengi alacağım. Bu siyah da ışıltılı mat gibi düşünmeyin. Fırçamın ucuna azıcık alıyorum. Eyelinermiş gibi hem dibimden geçmek istiyorum hem de gözümün altından geçeceğim. Şöyle dibime bakın bıraka bıraka gidiyorum. Bıraka bırak. Kirpik dibimi takip ediyorum. Şöyle fırçanın ucunu da yukarı ittiriyorum. Eyeliner kuyruğuymuş gibi. Hatta şöyle parmağınızla onu istediğiniz şekilde yönlendirip düzeltebilirsiniz.
Bir daha batırmıyorum çünkü altın böyle çok simsiyah olsun istemiyorum. Smoky bir makyaj değil de böyle günlük hafif buğulu tatlı şeker kız makyajı olsun istiyorum. Siyah farla geçtikten sonra 10 saniye bile sürmedi. Makyaj nasıl farklı bir boyuta geliyor ya, bu siyah farın böyle bir etkisi var. Eyeliner'ın da böyle bir etkisi var. Anlatmak için de şu baştaki böyle inci gibi ama içinde çok değişik yansımalar olan rengi alıyorum. Çok böyle şu kısımlara getirmiyorum. Burnunuzu yukarısına getirdiğinizde, geniş geniş uyguladığınızda makyajı bozduğunu düşünüyorum. Ben tam şu göz pınarı çizgisini takip ederek hafifçe uygulayınca çok şık duruyor bence bu göz pınarı aydınlatma olayı. Farlarla yapacağımız işlemler bu kadar. Şimdi sıra geldi maskaraya. Son zamanlarda en çok konuşulan bu Bambi maskara. L'Oreal'in görmüşsünüzdür. Ambalajı şu şekilde, klasik L'Oreal'in ambalajlarından. Nasıl fırçasını göstereyim. Ben bunu bir haftadır falan kullanıyorum ve gerçekten fırçasının ucu bu şekilde. Aslında böyle şeye benziyor. Maybelline'in roket maskarası vardı, mavi. Sanki ona benziyor. Ben onu da çok seviyordum. Bu maskarayı da çok seviyorum. Böyle çevire çevire uyguladığınızda gerçekten tek tek ayırıp kirpiklerinizi böyle yukarı doğru taşıyor ve kıvırıyor. Hacim vermiyor, onu kesinlikle söyleyeyim. Hacim vadeli almayın. Ama benim gibi tek tek ayırıp taramasını seviyorum diyorsanız çok seversiniz. Çünkü ben çok hacim sevmiyorum. Ben böyle uzatsın, kaldırsın, gözümü kibar göstersin cimlerdenim. Şöyle yakından göstereyim size ikisinin arasındaki farkı. Buraya uygulamadım, buraya uyguladım. Ruj olarak yeni çıkan, böyle yeni duyduğum popüler bir ruj olmadığı için ve benim en son çıktığını düşündüğüm ve elimde bulunan rujlar aslında farmasinin şu likit rujları. Ruj olarak tek rengi çok turuncu, tek rengi çok pembe bulduğum için ikisini karıştırdım. Bu 204'te 01'i farmasının. Yapılarını çok seviyorum. Böyle bir tık yapışkan ama gerçekten çok kalıcılar. Normal böyle miseler suyuyla falan çıkmıyorlar. Yağlı miseler temizleme suyuyla çıkıyorlar. Benim makyajım bitti. Gördüğünüz gibi yeni ürünlerle, yeni çıkan ürünlerle veya benim yeni aldığım ürünlerle makyajım bu şekildeydi. Aynaya baktığımda sonuçtan çok memnunum. Özellikle far paleti, maskara, işte ruj ve kaş kalemine bayıldım. Fondöten çok çok güzel, çok doğal. Günlük kesinlikle kullanacağım ve sanki bekledikçe rengi bir tık daha boynuma yaklaştı gibi. Pudrayı sevemedim çünkü dediğim gibi şuralarım falan, mesela sivilcenin üstüne gelen yerler çok pütür pütür soyuldu. Mesela bende öyle durmuyor diğer pudralarda. Bu pudra onları soydum. Gözümün altı biraz kötü görünüyor, çamur gibi ama bu makyajla dışarı çıkılır mı? Çıkılır öyle çok. Var korkunç, hemen silmem lazım. Çok kötü bir ten makyajı gibi değil. Ben bunu şu an dışarı gayet çıkarım. Bu ürünlerden denediğiniz, sevdiğiniz, sevmediğiniz varsa aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Birlikte etkileşim içinde olalım. Almak isteyenler için de fikir olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı ve tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Şuradan bir yuvarlak çıkacak. Oradan bana abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.